Al. İşte bu. İlk vuruşunu gerçekleştiriyor. Ben yıkılmam. Asla yıkılmam. Geldi. Yeni bölüm geldi. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben Mert Yüksektepe. Eğlenceli bir bölümle karşınızdayız. Şu anda neredeyiz? Caner Erkin'in evinin önündeyiz. Şimdi içeri geçeceğiz. Caner abi aldıktan sonra da antrenman sahasında devam edeceğiz. Bugün bana orta açmayı öğretecek. Hiç vakit kaybetmeden hadi başlayalım. Arkadaşlar şimdi kapıyı çalacağım. İçeri geçeceğiz. Zile basalım. Biri geliyor ama. Merhaba. Merhaba. Caner abinin evine geldik de. Burası doğru. Doğru geldik değil mi? Doğru. İsim neydi? Neşet ben arkadaşım. Biz abi çekim için geldik de Caner abiyle bugün orta için konuşmuştuk, sözleşmiştik. Bekliyor, Neşet abi seni zaten duymuştum ismini de. Namını duydum da tanışamadım. Nasılsın bugün abi, iyisin? İyiyim, sağ ol, sen nasılsın? İyi abi, nasıl olsun ya? Caner abi bekliyor mu abi? Bekliyor, tamam evet. Abi. Oturuyordunuz herhalde bahçede. Oturuyorduk bahçede. Sizi bekliyordu zaten. Caner, Mertler geldi. Hoş bulduk abi. Yanına hoş geldik. Geldi evet, hoş bulduk abi. Nasılsın? Eyvallah. Nasıl gidiyor? Sağ ol abi, nasıl olsun, işte video çekiyoruz, işte önemli isimleri, samimi yönlerini. Ben seni biraz dışarıdan biliyorum abi, hani duyduğum kadarıyla. Bugün de izleyenlerimiz de hem seni tanır. Bir de orta açmayı abi öğrenir miyim acaba? Benim sol ayak sıkıntılı. Öğretiriz ya, en iyi yaptığım şeylerden bir tanesi. Aynen abi. Aynen, orta senin açmadan ne var? Sen öğrenecek, hayır, öğretecek. Ben alabilir miyim acaba onu? Bilmiyorum abi, deneyimleyeceğim yani. Sen de şu bayağı istekli almaya. Abi sende de bir futbolcu fiziği var dedim. Oynamış da. Var değil mi? Bir şeyler varsa. Güzel açıyor mu bu orta? Ha? Çok mu güzel açıyor? Mihran? Öyle mi? Baba nasıl orta açıyor? He? Baba orta ne demek? Caner abi şu mikrofonu ben vereyim abi. Caner abi şurana takacağım abi. Baba böyle orta açıyor. Abiler gol atıyor ya. Forvet abiler. Sen biliyorsun ya, bağırıyorsun ya sen izlerken. O işte. Bize bugün ortayı öğretebilecek misin abi? Sen açıyorsun, izliyoruz diyeyim. Neşet abi de iddialı konuştu, öyle söyleyeyim. Orta konusunda. Evet, iddialı konuştu. Ben de iddialı. Şimdi az önce şöyle söyledi. Yedeğim olurdu dedi. Yedeğim olurdu dedi. Allah Allah. Ne yapmış acaba? Bugün öğle yemeğinde yürek falan. Değil mi? Ortanın neyini öğretecek? İyi, şimdi gidince göreceğiz sağda. Neşet abiyi de alalım diyorum abi. Tamam, alalım bir görsün bakalım nasıl yapıyor. Tamam. Ya da nasıl öğrenebiliyor mu, yapabiliyor mu? Ayakları var mı, yok mu? Ayakları kullanabiliyor mu? Kullanabiliyor mu? Var mı yok mu diyor. Abi benim sol sadece yürümek için var. Benim şimdi de sağ öyle. Benim de sağ öyle. Yani solla bilmiyorum abi. Beklenti yükseltmeyeyim ama. Ben heyecanlıyım abi. Nasıl başlayacak, ne olacak diye. Sen çünkü dışarıdan gördüğüm kadarıyla eğlencelisin abi. Dışarıda çok gerçekten hani tanıyanlar, beni bilenler zaten çok eğlenceli olduğumu gerçekten çok yaptım. Gülmeyi çok seviyorum yani. Evet. Hayat felsefem gibi bir şey yani. Evet. Yani herkes gülmek ister ama ben gerçekten çok yani eğlenceli, eğlenen, çok espri yapan, kendime de yapılmasını seven, yani o tarafım da var tabii ki. Seviyorum. İnşallah şimdi ortada da güzel espriler çıkacak diye düşünüyorum. İnşallah abi. Şeyi çok seviyorum bir de. El şakasını severim biraz. Eyvah abi. Onu yani. Şöyle falan. Bir yapıştırıyor bana. Yok, teşekkürler yok, abi. Şey yapanlar var, sıkı çekenler var. Bir de lakap takmayı çok severim. Lakap. Peki bugün bana bir lakap alacağım o zaman. Bir lakap. Bakayım, gün sonuna doğru. Sana bir şeyler bulacağız. Sana uygun bir şey çıkarıyor. Büyük ihtimalle o lakap yaptığın ortalardan sonra çıkacak. Çıkacak. Hemen arabaya geçiyoruz. Devam ediyoruz. Tamamdır. Oradan da sahaya geçeceğiz. Tamamdır. Şimdi Caner Erkin'le beraber antrenman sahasına gideceğiz. Arkaya oturacağız çünkü kamera önde olacak. Vakit kaybetmeyelim. Caner abi bekliyor. Geçelim, kızdırmayalım. Hadi atla. Hadi başlıyoruz. Caner abi, şimdi antrenmana geçiyoruz abi de biraz aynen sohbet de olsun istiyorum. Abi neden sol bek yetişmiyor? Merak ediyorum yorumunu. Ya normalde zaten ilk ben futbola başladığımda forvet oynuyordum. Ondan sonra 10 numara oldum. Sonra sola çağ geçtim. Bir dönem böyle yani bu hani sağ ters ayaklı oynamaya başladı ya, sağda sol ayaklı, solda sağ ayaklı. Bir dönem sağ açı falan da oynadım. Yani en son sol bekte devam ediyorum şu anda yani. Bayağıdır da zaten sol bek oynuyorum. Yani vallahi Türkiye'de gerçekten o sıkıntı var. Ya dünyada var aslında. Yani baktığında Türkiye'de de hani çok abi hani sol ayaklı yetişmiyor. Evet yani dünyada da bence çok yani o sıkıntı. Çok baktığınızda böyle yani çok fazla sol bekte yok. Evet. Beni insanlar biraz daha saha içinde hani sinirli, öfkeli tanıyor. Aynen, hani ben şu aynen ana kadar mesela enerjin çok güzel geçti bana, onu söyleyebilirim. Eyvallah, çok sağ ol. Senin de öyle, sağ olasın. Neşet abi
sol ayak demişken şimdi senden de bir yorum alayım abi. Caner abiden soruyu sonra. Onun sol ayağı yok da. Abi sol ayaklarla ilgili sen de bir şey söyle abi o zaman. Ya da Caner abinin sol ayağıyla ilgili bir yorum yap abi. Ha, onunla ilgili bir yorum yap. Caner'in sol ayağı yani şimdi gerçekten farklı. Hani sol ayak ve yetenek anlamında farklı bir sol ayağa sahip. Yani şut olsun, orta olsun, pas olsun, uzun top olsun. Böyle sol ayak değil, belki hani on numara tabir ettiğimiz kişilerin yeteneği var onun tabii. Sol ayağında. Caner Erkin'in soyunma odasında, şu an gözünü kapattığında, diyeceğim de araba sürüyorsun abi gözünü kapatma. Aklına gelen en komik anı ne abi ya? Anlatabilir misin? Ya çok var ya. Yani ya öyle. Mesela şu an ilk en güldüğüm veya böyle unutamadığın anı neydi abi? Ya unutamadığım neydi? Yani milli takımda mesela çok böyle şey bir an vardı, o gün çok gülmüştük. İbrahim Kaş vardı eski. Milli takımdayız o zaman. Oturuyoruz işte, kramponları giyiyoruz falan. O da 43 numara giyiyor kramponu, biliyorum. Benim de yanımda oturuyor. Ben de 40,5, 41. Yani şeye göre, kramponun modeline göre değişiyor. Ben de öyle giyiyorum. Neyse, biz çıktık ısınmaya. Bubi geldi içeri işte. Ayağım ağrıyor işte, ayağım kırıldı herhalde falan filan böyle muhabbetler. Oğlum diyorum, ne oldu? Hani ayağın neden kırıldı? Ayağım çok ağrıyor işte, kemiğim ağrıyor diyor şöyle. Abi bir baktık, benim ayakkabıları giymiş 43 numara ayağı. Bir geldi parmaklar böyle içeri. 2 numara küçük. Tabii 3 numara 2 olsa 2 3 numara büyük. Dedim ki oğlum ne oldu dedim falan, sen hani nasıl dedim böyle bir şey. Ya dedi ne bileyim dedi. Bir baktım ayağına, benim ayakkabı. Oğlum dedim sen ne yapıyorsun, benim ayakkabıları giymişsin dedim. Dedi ben dedi böyle oynadım dedi 45 dakika dedi. 45 dakika oynamış mıydı abi? Tabii 45 dakika oynamış. Hiç fark etmemiş mi abi? Ya ayağını öyle giymiş bir de bir. İşte maçın içinde abi de şey yapıyor ama. Hani ayağım işte acıyor, kırıldı galiba ayağım, kemiğim ağrıyor falan. Dedim ki oğlum kemiğin nasıl ağrımasın? Ayakkabıyı çıkar her şey düzelsin değil mi abi? Aynen. Şimdi en komik anı dedik de benim için abi seninle ilgili nedense gözümün önüne şu fotoğraf gitmiyor abi. Yani Icardi, Icardi'nin mangal vardı. Her şeyi anladım Caner abi. O adamları o oturuşa nasıl getirdi? Ya, oraya mangalı nereden buldu? Bir de o neden oldu? Çünkü ben işte Inter'deyken işte Amerika kampına gittik. Dediler ki dışarı gidelim falan. Bir tane bir yerde bir göl varmış. İyi tamam dedim, hadi gidelim balık tutacağız falan dediler. Allah Allah dedim, tamam. Onlar da Arjantinli falan işte. İtalyan var, Arjantinli var, İspanyol. Karışırız yani. Tuttuk onu ya. Dedim ki bunları yani pişirip yiyeceğiz yani. Hani nasıl dedi dedim. Bayağı pişirip yiyeceğiz. Şu anda da hani çatpat anlıyorum İtalyanca'yı falan ama hiç bilmiyorum. İngilizce adamla konuşmaya çalışıyorum. Orada bir tane onların yanında adam var falan, anlaşamıyoruz bilmem ne. Neyse bu adamı yolladım ben. Bundan haberi yok ama bunların arkadaşları. Adam gitmiş kocaman bir tane taşlar maçlar mangal işte muhabbet. Onu o yaptı yani. Şimdi tabii Türkiye'de de o fotoğraf deniyor. Olay oldu yani işte. Ya. Şey gibi zaten hani. Caner işte mangal yaktırdı, geri geldi. Oraya nasıl oturttun abi onları mesela? Oturuşlar falan direkt o ortam yani. İşte o ayakta duruyor falan filan. Dedim ki öyle dedim. Olur mu dedim ya, gelin dedim. Herkes başında, herkes o işi şeyi alacak dedim yani. Öyle olmaz. Yaşayacak. Tabii o mangalı dumanını alacak dedim yani. İşte Rusya'da da öyleydi. Rusça hiç bilmiyordum ilk gittiğimde. Çeşme var mı orada abi mangal? Orada var canım, her şey var. Orada var da onlara yaptırdık. Ya orada da mesela yani şimdi insanlarla konuşmak istiyorum. Yani sosyalleşmek istiyorum. İster istemez. Mesela 3 ay sonra ben Rusça'yı öğrendim Rusya'da da. Şimdi mesela geçenlerde bir şey okudum. Aklıma ilk sen geldin abi. İşte oyuncuların üstüne kamera takacaklar. Tepkilerini işte şey yapacaklar. Tabii ben TT oldum hemen zaten o günden sonra. Ertesi gün TT oldum ben zaten. Dedim ki ya Caner abiye nasıl olur acaba? Çok merak ediyorum ya da Caner abi ne düşünüyor? Abi bu sistem mesela ya, olsaydı. Şey ya izledim ben de. Bir iki tane denemişler. Futbolcuya yerleştirmişler işte o şeyi, kamerayı. Ya zaten ben onu gördüm haberde. Dedim ki ben kesin TT olmuşumdur. Hani bir baktım gerçekten olmuşum zaten. Herkes yazmış da Caner abiye takalım bunu. Yani güzel olur. Eğlenirler öyle söylüyor. Beni daha çok severler değil mi? Bence Caner'in o bir sezonluk şeyinden mini bir dizi çıkar. Değil mi? Abi ciddi çok merak ediyorum ya. Bir de özellikle senin ses kaydını ya yayına versinler öyle söyleyeyim. Mesela agresif falan da hani sahanın içinde çok güldüğümüz çok an var ya. Mesela maçın içinde ben koşarken şimdi hani milli takımda oynadığım bir sürü Türk arkadaşım var yani. Faul verdi. Böyle yapıyorum ben. Alakası yok diyorum. Böyle yapıyorum. Onda bence de alakası yok falan. Tabii onda yani bunlar aynı takımda oynamıyoruz bir de yani, anladın mı? Yani ben mesela Fecan'ın kapısına vurdum ben. Ya ne yapıyorsun falan dedi. Oğlum bir şey olmaz. Hakem geldi oradan böyle. Ne yapıyorsun dedim. Sana ne dedim ya, biz dedim şakalaşıyoruz yani. Sende bir şey yok. Aynen öyle. Ya yani bunlar da oluyor sahanın içinde. Genelde hep işte agresifliğimiz. Ya benim o kazanma ağzımdan kaynaklanıyor birazcık. Bazen belki hani kırdığım
üzdüğüm takım arkadaşım ya da karşı rakipte oynayan, yani onlardan da özür diliyorum. Yani zaten dışarı çıktığımızda ya da 5 dakika sonra biz zaten bayağı can ciğer arkadaş kardeş gibi oluyoruz. Yani sahanın içinden çıktıktan sonra. Çünkü sahanın içinde oluyor yani o agresifliği kazanma arzumdan dolayı. Benim. Dışarıdan bilmeyen insanlar bunu birazcık farklı algılayabiliyor ya da farklı eleştirebiliyor. Ama beni tanıyanların, ya şimdi sen tanıdın, işte görüşeceğiz, devam edeceğiz, yani oturacağız, kalkacağız. Yani orada zaten sen de fark edeceksin. Bu kamera öyle bir şey ki abi, herkese buradaki duygu geçiyor yani. Ben inanıyorum geçecek diye. Eyvallah. Ben öyle düşünüyorum, geldik zaten şimdi. Muhabbet çok güzeldi abi. Aslında şimdi aynen. Antrenmana geçiyoruz. Ortaya bırak, bak bağcık bağlamayı da unutuyor. Açık bağcığı, kapalı bağcığı açtı, yeniden bağlıyor. Olmuş mu? Abi kusma harbiden nasıl olacak ya? Sen bilmiyor musun kusmanı? Vallahi bilmiyorum ya. Geç bak bir tane kale göstereyim anla. Direkt kafadan kusuyor muyuz? Hayır bak topun nasıl gittiği yani. Bak kusma geliyor kusma. Allah! Yani top böyle çıkacak sonra inecek. Anladın mı? Ha, okey tamam abi. Yani o, bunun adına böyle mesela şöyle kusma var. Bak. Aa, yarım saat rotarlı geldi benim kollarım biliyor musun? Top girdi geri geldi. İkinciyi vuruyor ben ilkinde kaldırdı. Kusma geldi. Caner abi bizi orta açmayı öğretecek. Caner abi şimdi uzaktan bunları isabet ettirmeye çalışacağız değil mi? Tabii. Bunları vurmaya çalışacaksınız. İlk Caner abi sen başlayın istiyorsan bize öğret bir abi. Tamam beraber. Gel buraya gel. Neşet abi. Soğan gel buraya geç. Geldi. Başlıyoruz Neşet abi. Abi bir iki deneme mi ya şu kamera kayıt dışında ha? Neşet abi ben seni ver çok merak ediyorum biliyor musun biraz daha? İsterseniz buradan, isterseniz oradan. İster çizgiye inip. Mert seçsin. Abi benim ama buradan. Sol çok kötü vurmasam mı ya? Genelde buralardan da olabilir, oradan da olabilir. Çizgiye inip de. Çizgiye indiğinde ortada genelde daha geriye doğru çıkartılır. Çünkü herkes böyle geldiği için öne doğru genelde penaltı noktasındaki adam hep boş olur. Yani böyle çizgiye indiğinde çünkü geriye doğru çıkar. Ama buralardan defans oyuncuları ikisi, iki stoper ya da bek oyuncuları dörtlü böyle durduğunda buradan mesela orta kestiğinde hiçbir şekilde pozisyonunu alamaz. Ki normalde hani şimdi ben çizgiye indiğimde hiçbir zaman mesela oraya kesmem. Birazcık daha böyle kenara yani geriye doğru biraz yaya doğru yani. Çünkü onların pozisyonu aynen. O şekilde çünkü olur. İçeri doğru girecek yani. Şimdi buradan yaptığımda ama stoper geri gidiyor o anda. Geri geri gittiği için tam pozisyonunu alamıyor. Peki abi o baskıda, ambiyansa etkilemiyor mu abi? Etkilenen çok oluyor. Benim de ama en sevdiğim mesela taraftarsız çok zor oynuyorum ben de. En sevdiğim şey taraftarlı. Hep yani daha full olsun. 50 bin kişi olsun yani hep full olsun mesela stat. Ben mesela öyle çok seviyorum. Daha çok yani oynarken haz alıyorum. Yani hırs yapıyorum. Motivasyonun daha yüksek oluyor. Daha yüksek oluyor benim. Bazen tabii ki küfür ettikleri de oluyor mesela. Hani şimdi ben bütün büyük kulüplerde oynadım. Galatasaray'da oynadım. Fener'de oynadım. Beşiktaş'ta da oynadım. Yani baktığında. Şimdi Fener'de oynarken Galatasaraylılar tabii ki sistem gösteriyorlar. Ya onlara da hak vermiyor değil mi? Tabii küfür güzel bir şey değil. İyi oynadığım için, karşı takım için bu kötü bir şey. Ondan bana tepki gösteriyorlar. Eşim oyuncu, o da işte Beşiktaşlı. Sahaya çıktı bir çekim varmış. Nasıl koşuyorsunuz? Nasıl şey yapıyorsunuz? Bir dedi burası dedi, taraftarlı bilmem ne. O bile inanamadı. Bir yani. De onların işi de çok zor. Ya bir de boşken rağmen. Çıktı tamam. O. Löporta da var. Mesela hayatta yapmam ben. Premier Lig'de şöyle attıkları bir pas var ya. Ama o sert tabii Premier Lig'de. Bunda mesela ben hani şöyle girdiğinde mesela böyle daha yavaş gidiyor top. Sert ve daha böyle şey kesmeyi seviyorum. Net. Yani. Net kesmeyi seviyorum. Yani. Bu mesela yani çok var böyle. Birazdan kesenler. Büyük ihtimal biz nasıl keseceğiz? Böyle ortada, ya böyle ortada yapılıyor tabii ki ama bu daha biraz daha böyle yavaş hani arka direğe doğru biraz böyle hafif yavaş ortalarda böyle daha löp ortalar dedim yani. Kafasının üstüne doğru hafif biraz öne de olabilir. Bir tık böyle arkaya da olabilir. İki tane adamın arasına da olabilir. Şöyle bak mesela iki adamın arasına. Oo. Abi şu an şöyle yapsa zaten gol olur. Aa! Tamam geldi. Bugün hayatımda ilk kez soluna topa vuruyorum. Hadi bakalım. Geldi. Geliyor şimdi. Mert o geliyor. Abi bir hadi dakika. Bakalım. Koşamıyorum bile. Solla bilmiyor. Hangisiyle bakıyorum? Solla mı gitsem orada solla vururum. Sağla mı gitsem kısa, beynim yandı kısa, biliyor musun? Sağla vuruyorum ya. Kim bu ne ya? Baba
Ben var ya basketle devam ediyorum. Caner abi teşekkürler abi. Rica ederim. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bu ne abi? Abi hayır de çok oklavayla vurdun tamam ya. Şöyle vurdun. Hani önce bu şeyden başlayalım. Kardeşim bu top buna vuruyorsun. Bak bak şuradan geleceksin şöyle vuracaksın adamı ya. Bir deneme bravo. Bir şey yok abi bunda. Sen beni yürüt abi. Şöyle. Vur da vurayım abi. Biraz abi, böyle. Biraz abi şuradan mı gireceğim topa? Gövdeni ama biraz düşür. Hafif şöyle ha, anladın kalas, mı? Ben böyle geliyorum değil mi? Hafif biraz aynen. Böyle vuruyorum ben. Hafif böyle aynen. Abi ama işte kafa hiç senkronize olmuyor. Beyni biraz çalıştırmamız lazım. Yok abi sonuç yok. Yoksa sonuç yok. Yürümeye başla orada alışırsın. Tamam. Ama çalıştırmamız lazım. Sol. Aa! Var ya bak böyle sola var ya eve gidince kırbaç vuracağım. Sahile devam edip gözünü seveyim. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Valla senin solaya göktün sonra ben sağ ayağımı deneyeceğim şimdi burada. Bir sağ vurayım mı be? Tamam vur. Bunun üstüne tane vurayım abi dur biteceğiz yoksa. Evet bir tane vur canım sen sağ. Tabii bak evet evet iyi iyi. Abi sağ bak, fena değil iyi, sol. İyi. Sol hiç yok abi. Sen konuşuyordun. Neşet hadi bakayım. Neşet abi vurdu. Sen nereye yaklaşıyorsun ya kaleye girdin. Abi sen şöyle yapacaksın. Kaldıracaksın. Ya vurursan bir şey söyleyeceğim. Şu an dikkatimi çekti de. Sert 88 bir hikayesi. Şimdi nasıl oldu abi? Vursam tabii ben Karagümrük'te ben oynuyorum. Abi Caner abi. Şey daha çok Karagümrük'te gibisin abi öyle söyleyeyim. Öyle. Görelim abi o zaman 88'in hakkını ver. Hadi bakayım tahta. Geldi. Oğlum. Fena değil mi? Fena değil ne oğlum? Şuradaki saate attın topu ya. Neşet abi tekrar vuruyor. Abi sen çalışmışsın. Çalışılmış evde duvarda çalışılmış. Bu sola çık oynuyor ya ondan. Gelmiş. Ben de sağ ayakla deneyeyim bir tane. Ben de sağ vurayım. Normalde bende yok sağ ayak. Golüm Caner var. Abi de şimdi sağ ayağıyla vuracak. Ben i̇ki, solla vurdum. İki tane golüm var ama yani şeyim yok. Abi sağda sol gibi yani şu an bir fena değilmiş yani. Valla. Geldi şimdi sende sıra abi Neşet abi yap. Sol ayak. Tahtayla hadi bakayım tahtaya bak. Sen nereden geliyor? Abi. Geldi bak burada. Allah! Sen ne yaptın ya? Solu vuramıyorum abi. Bana bu solu öğretirsen zaten dünyada başaramayacak hiçbir şey yok biliyor musun insanların? Abi nasıl sen vuramıyorum? Peki hiç hayatında böyle bir ayak gördün mü? Hayır nasıl, nasıl vuramıyorum peki hiç mi? Abi kafa hiç yani kafa almıyor. Hiç solu kullanmamış. Hadi. Şu an ilk kez kullandım. Şaka yapmıyorum abi. Solla hiç topa vurmadım. İyi ya. Bayağı iyi ama biliyor musun? Kardeşim iyi ki kullanmamışsın be değil mi? Sen şöyle ara pasını at o koşup ortalasın. Şöyle git. Gelişine. Sana bir şey söyleyeyim mi abi benim koşarkenmiş. Bak. Ayak bir tek koşarken yüklüymüş. Bak, bak koşarken demek ki hareketli topa çok iyi vuruyor abi, bu. Duran topta yokum tabii, abi. Duran topta yoksun. Ama hareketli topa vurmak normalde daha zor. Aha, biliyorsun değil mi? Abi bende nasıl bir ayar? Hayır ciddi söylüyorum. Normalde daha zor. Ben göstereyim bir tane. Caner abi sen bir yap be abi gözünü mesela, seveyim. Ben sen biraz geriden ya. Şey yap. Sürer, Caner Erkin topu sürerek hareketli bir şekilde orta hareketli yapacağız. Hareketli şekilde orta açacak. Evet şimdi başlıyoruz. Buyur Caner abi. Aynen mesela şey yaptığında kafan yerde olmayacak. Mesela ben top sürerken bakıyorum böyle anladın mı? Şöyle giderken. Abi zaten bu da ayrı bir yetenek tabii istiyor galiba. Mesela oyuncular şöyle koşan oyuncular. İşte ben mesela top sürerken hep kafam havada benim mesela. Çünkü hani kaleye yaklaştığımda. Evet, hep şimdi mesela topu sürerken hep kafam havada. Kafam havada topu unutma ama sürerken. Ben bunların hepsini yapamam ki bak şöyle giderim bak. Hadi. İşte geliyor. Ya git de nasıl gider sen git. Gidiyor hızlı hızlı. Kafa nerede kafa? Kafa nerede diyor. Bak abi sana bir şey bana rakip takım defansı topu verir biliyor musun ortaya şimdi? Sırf şunu izlemek için bak. Ciddi mi? Kaç senem var benim? 12-13 var şu an. Senin mi 112 senem var? Kardeşim. Başka bir dünyada. Belki bir ortam var be. Helal bir şey var başka bir dünyada. Caner abi. Ne? Bu muz ortanın adı niye muz orta abi? Ya normalde işte kavisti kestiğimiz için. Sol yani bek olan kardeşlerimize peki mesela şunu yapmasın bunu yapsın dediğim bir şey var mı yani? Mesela kafayı kaldırarak koş falan dedin ya. Ya tabii bu mesela. Tabii mesela şimdi hep benim mesela küçüklüğümden beri bende o şey var hep var yani. Normalde şimdi ben hep görüyorum tabii ki bu hani ben çok iyi yapıyorum diye söylemiyorum.
kafasını hep bir kere zaten kaldırmaları lazım. Yani oyunun içinde. Mesela çünkü böyle giderse mesela şu ilk baktığında mesela o adam boştur belki. Ama mesela kafasını eğdiğin an o adam mesela belki doluyor. Oh. Xavi'yi çok izledim, hani canlı da izledim. Mesela adam hep böyle yani mesela. Kontrol. Şimdi mesela bizim hocamız Pirlo, o da öyleydi mesela. Hep hani gel, daha top gelmeden zaten bir sağa sola her yere bakıyor adam yani. O da mesela çok önemli. Genç sol bekler işte şimdi daha yeni çıkacaklar. Kendine biraz daha özgüvenli olmalılar. Hani ileriye çıktığında şimdi mesela hep kafasında şey var. Şimdi bende de o var bazen mesela. Bazı oynadığım sezonlarda kamda bazen çok üst kalibre stoperler olmuyor mesela, sol stoper. Orada ben düşünüyorum mesela. Ben çıkacağım ama benim yerimi kapatacak mı? Şimdi Liverpool'un da sağ beki, sol beki. Sol bek çıktığında orta saha yerine hemen kayıyor ve sol bek gibi oluyor, sağ bek gibi oluyor. Arkan güvende oluyor. Heh. Şimdi bunu düşünürse zaten oynayamaz. 80 metre, 70 metre ya da 50 metre sprint attığında bir daha şeyi düşünüyor. Ben bir daha geri döneceğim. Ondan fazla çıkmıyor tamam. Mesela ileri. Yoksa orada durup ben 60 tamam. Yaşına kadar oynarım zaten. Yani. Yani genç kardeşlerimize de buradan bunu söylemiş olalım. Şimdi Neşet abiyle biz tabii işin esprisi burada yapmaya çalışıyoruz. Asla yapamayız da senin ortalarını. Şimdi benim mesela bacaklar ağrımaya başladı. 2 tane vurdum. Solu hiç kullanmadığım için herhalde. Ben maçta mesela böyle 10 tane, 15 tane orta açıyorsun. Yani, ya işte orada bende de işte şevk geliyor orada bende. Mesela bazen gerçekten acayip bir tempo yani. Yoruluyorsun. İşte bazen diyorlar ki dakika 90 işte çizgiye indin ya da işte 50 metre sprint attın, oradan orta yaptın. Ben gol attıkça, yani gol attırdıkça forvetlere ya da ucum oyuncularına ben daha çok mesela dakika 90 da olsa, 90 artı 5 de olsa, 90 artı 2 de olsa ben daha çok gitme hevesi oluyor bende. Uzatmada bir sonuçta bitecek maç. Ondan sonra zaten dinlenme süremiz var. Orada ben verebildiğimin her şeyini vermek istiyorum sahaya çıktığımda. Yani en üst düzey ben herkese ne verebiliyorsam her şeyi ben 3 değil belki 10 vermek istiyorum. Belki 20 vermek istiyorum. Kafaya çarptırma. Abi ben zaten konuşmam yavaş yavaş. Sana bir yarım saat söyledim. Söylediğim cümleyi yarım saatte söyledim. Ağırlaştın sen. Ağırlaştım. Abi kafaya çarptırma vardı aklımda. Ben içeri geçeceğim. Evet. Örnek duracağım. Sen bana çarptıracaksın. Sana bile çarptırma ya. Tamam. Sıkıntı yok. Ben şimdi onların arasına geçeyim abi forvetlerin. Tamam. Yine senin takım arkadaşın olayım. Sen kafayı şöyle uzatırsın abi. Diye düşünüyorum. Tamam şöyle ben yapacağım. Ya, abi, şöyle. Geçiyorum o zaman ben. Ayaktan çünkü ümidi kestik, kafayı deniyorum bir de. Tamam. Geçelim abi şimdi. Sen içeri. Geç oraya. Biraz. Bir şey tamam. Stoperlerin arasından vuramaz ama baksana. Biraz abi böyle bizim biraz zayıf. Burada biraz sıkıntılı durdum ya. Ben sana çarptıracağım, sen rahat ol. Tamam abi. Aa. Sen. Stoperler ellemedi bana biliyor musun? Caner Erkin bile bana gol attıramadıysa daha kimse attıramaz ya. Bak o kadar. Ağzına şey. Girdi top daha. Abi bak. Ya. Hareket etmesem gol öyle söylüyor. Bundan da geçerdi abi. Teşekkür ediyorum ya. Ben bir şey yapmadım. Ayağımı oynadım. Abi de Gökhan Gönül stili yapalım mı ya? Sizin mesela. Tabii ki o zaman Gökhan'la... ön direkt. Tamam. Ben öne doğru koşayım mı? Ne yapayım? Yani şuradan... O normalde mesela şimdi oyuncuyu çektiği için buraya diğer oyuncular. Mesela diğer oyuncular buradan geliyor. Onlar buradan arkaya doğru gidiyor. Mesela Gökhan da buradan öne doğru koşuyor. Ben topa doğru koşayım. Tamam okey ben tamam sert keseceğim ben. Ya sıçtısın bu topa. 10 dakikada geliyorsun oradan. Abi gel. Hadi yetiş. Baba. Kafan nerede senin kafan? Havaya kesiyorum şimdi havaya. Gelen abi bul beni. Havaya kesiyorum. Al. İşte bu. Ama artık ezberli o da benim keseceğim. Mesela bir, önde i̇şte bir tane adam varsa ihtimalle... bir arkaya kesiyorum. O arkadaki adam oradaysa bir öne kesiyorum. Ha o zaten bizde şeyli. Ezberliydi yani. Caner Erkin uzaktan Huni'yi vuracak. Ben Huni'yi şöyle kafamda tutacağım. Tutabilirsem. Caner abi ilk vuruşunu gerçekleştiriyor. Sniper'la mı vurdular seni? Abi ses nasıl? Aa! Ben yıkılmam! Abi gözünü seveyim ya. Caner abi. Bakar mısın? Saat koluma monte oldu bak. Artık benle. Aa! Abi bu ya. Caner Erkin. En sonunda. Vurdu. Yok. Caner abi. Süpersin abi valla. Teşekkür ediyorum abi. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olsun. Şimdi, ben teşekkür ederim. Ne desek abi? Sen yaptın da biz yapamadık. Gel abi. Çok benim sağ için olsun. Çok keyifli bir video oldu. Özellikle teşekkür etmek istiyorum. Sana da Neşet abi ben bize teşekkür ederim. Eşlik ettim. Ben çok keyif aldım. Umarım izleyenlerimiz de keyif almıştır. Abone olun diyelim mi abi? Diyelim. İzleyenlerimize. Beraber. Bu tarz içeriklerin devamı için lütfen
kanalımıza abone olun. Şöyle gösterelim abi. Şuradan bir yerden. Lütfen kanalımıza abone olun. Aynen. Lütfen. Olalım. Olalım. Abi bir dakika. Lakab. Bir daha. Olalım. Abi. Lakabım ne peki? Lakap demiştik. Kurus abi. Kurus abi. Kurus abi. Lakab. Karakter olarak çok düzgün bir karakter. Çok sağ ol abi. Teşekkür gerçekten ederim. Çok teşekkür sen ederim. Getirmiş. Tabii yani sağ ayak sol ayak oralarda yaşadığımız sıkıntı. Abi oralara girdim. Sıkıntı. Şey, ben bugün eve gidince ayağım var ya. Harbi sopalayacağım öyle. Yok. Vallahi çok keyif aldım. Çok sağ teşekkür abi ediyorum. İnşallah daha devamlarını da beraber çekeriz. İnşallah vallahi. Daha da ilerleriz. Çok yani mutlu oldum abi. Ben bu videonun sonunda abi şunu söylemek istiyorum. Hani seni Caner Erkin olarak severek takip ediyordum ama şunu isterdim yani. Senin gibi bir arkadaşım olsun, abim olsun. İnan isterdim yani normal hayatımda. Eyvallah, vakit geçirmek isterdim. O samimiyetin bana geçti yani abi. Seni tanıdığım için. Çok memnun oldum. Çok arkadaşlar videomuzu Neşet abi sana da ayrıca teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol abi. Sen bir şey söyler misin? Onu da sorayım o zaman. Yok. Caner her şeyi söyledi. Abi ikinize tekrar teşekkür ediyorum. Arkadaşlar çok keyifli bir video oldu. Videonun devamı için, bu tarz videoların devamı için az önce de söylediğimiz gibi lütfen abone olmadan geçmeyin. Şimdilik videomuzu burada tamamlıyoruz. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz.